Kadın futbol takımımız geçtiğimiz sezon 3. ligden lige merhaba demişti. 3. ligi şampiyon olarak tamamladılar. Bu sezon 2. ligde boy gösterecekler ve kadın futbol takımının 2. ligdeki planlarını geniş bir kadroyla konuşacağız. İlk olarak idari menajerimiz Nergis Soyer, teknik direktörümüz Mutlucan Zavotçu, yardımcı antrenörümüz Esat Kaan Saka ile birlikte hem kadın futbolunu konuşacağız. Bu sezon bizleri neler bekliyor onları konuşacağız. Ama ilk olarak tabii ki bir hoş geldiniz deyip hemen kadın futbol takımındaki yeni görevinizde hayırlı olsun diyelim. Teşekkür. Nergis Hanım'a aynı zamanda da merhaba demek gerekli olsun. Siz de tanımak isteriz. Tekrardan merhaba. Marmara Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümünden mezun oldum. Uzun yıllardır Beşiktaş'ın farklı departmanlarında görevime devam ettim ve bu sene de kadın futbol takımıyla beraberim. Kadın futbol takımında idari menajer olarak göreve başladım. Yaklaşık 3 aydır da takımımızla beraberim. Şimdi 3 ay geçti. Tabii kadın futbol olunca birçok hem ilgi de var. Birçok kadın oyuncumuz var. Kadro geniş, milli oyuncularımız var. Aynı zamanda kadın bir menajere de sahipler. Şimdi ben şunu da söylemem lazım ki kadın futbol takım branşları içinde menajerlere baktığımızda, takım yöneticilerine baktığımızda yine erkek üstünlüğünün de hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ama Beşiktaş'ta yine ilkleri yaşıyoruz herhalde birlikte. Evet, kesinlikle. Bir de kadın futbolunda şöyle bir kuralımız var. Sahaya bir tane kadın yöneticimiz girmesi gerekiyor. Onun için de bu sene ben aynı zamanda da bayan yönetici olarak sahaya çıkacağım takımımızla beraber. Benim için de çok güzel bir tecrübe olacak. Hem kadın futbolunda çalışmak benim için çok daha avantajlı. Birincisi hem cinslerim. Onun için de hem karşılıklı anlaşmamız çok daha iyi, hem de bu alanda ilginin ve kızların başarısı beni çok daha mutlu ediyor. Hayırlı olsun. Hocam saha içine girelim sizle birlikte. Şimdi saha içi dedik. Saha içinde bu sene bizleri neler bekleyecek? İkincilik artık tabii uzak deplasmanlar da var. Hedef büyük. Geçen sene güzel başarıyı birlikte almıştık. Evet, öncelikle biz de size hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Tabii bu sene geçen seneye oranla ligin kalitesi anlamında biraz daha farklı ama zorluk derecesi olarak geçen sene de 64 takımı geride bırakıp şampiyon olmuştuk. Bu sene 11 takımla birlikte mücadele edeceğiz. Dediğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu takımlarının olduğu bir lig. Orada da tabii hava şartlarından, rakımdan dolayı fizik güçleri gayet iyi takımlar. Biz de onu dikkate alarak daha erken başladık çalışmalarımıza. Biz de geçen senekinden daha güçlüyüz. Liglerin başlamasını dört gözle bekliyoruz. İnşallah bu sene de hep beraber ipi gösteririz diye düşünüyoruz. Hedefler büyük olsun. Tabii yukarı çıkmak, yukarıda yer almak inşallah Beşiktaş'ta olur ama bir de takıma yine yeni katılan isimlerden bir tanesi Esat Hoca. Esat Hoca ile biz geçen sezon Futbol Öz Kaynak üzerinde birlikte birçok maçta yer aldık. Ama bu sezon kadın futbol takımında birlikte olacağız. Esat Hoca sizleri de tanıyalım. Ben Esat Kaan Saka, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu futbol antrenörlük dalından mezunum. 3 senedir altyapımızda teknik manada saha içinde ve idari anlamda İbrahim Nuri Şahbaz'la beraber görev aldım. Bu sene yönetimimiz kadın futbol takımında antrenör olarak görev yapmamı istedi. Beni bu mevkiye getirdi. Buradan teşekkür ediyorum yönetime, Berkan Koca'ya, Gökhan Keskin'e. Kadın futbol takımında A takım seviyesinde ve altyapılarında da varsınız. Şimdi bu seçmeler altyapılara yönelik de seçmeler. Aynı zamanda Türkiye'de kadın futbolunun ivmelenmesine de aslında bir neden ve sebep ilişkisi olarak notalandırabiliriz bu birlikteliği. Şimdi Beşiktaş tarafından bahsedecek olursak kadın futboluna ilgi, size gelen geri dönüşler nasıl? Biraz bahseder misiniz siz de? Tabii. Kadın futboluna Beşiktaş tarafından çok ilgi var. Özellikle başkanımız, yöneticilerimiz, Berkan Gocay ve Gökhan Keskin tarafından çok büyük destek görüyoruz. Onun dışında dışarıdan gelen tepkiler çok güzel. Sürekli bir destek var. Sürekli bir maçlarımızın ne zaman başlayacağını soran bir kitle var. Ve sürekli bizi destekleyen hem kulüp bazında hem de dışarıdan çok olumlu destekler alıyoruz. Şimdi sahanın dış tarafını Nergis Hanım'dan öğrendik. Sahanın iç tarafını da, yani Çimli tarafını da hocadan öğrenelim. Hocam ilgi nasıl? Yani Beşiktaş tamam, bu işin öncüsü ama aynı soruyu size de soruyorum.
Nergis hocamızın da dediği gibi ciddi bir ilgi var bize karşı. Son zamanlarda Türkiye'de de gelişen bir kadın futbolunda çok ciddi bir ivme var. Buna biz açıkçası çok büyük katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Mesela yaz aylarında Dünya Kupası oynandı. Ulusal kanalımız bunu bütün maçları neredeyse canlı olarak yayınladı. Ve bu da ilgiyi artırdı. Çevremizde konuştuğumuz insanlar artık bize daha ilgili bakıyorlar. Dünya Kupası'ndan bahsediyorlar, oyunculardan bahsediyorlar. Bizim oyuncularımız artık biraz daha tanınıyor. Tabi bu sayede bir model, idol olduğumuzu düşünüyorum ben. Kadın futbolunda birçok kulüp bize başvuruda bulunuyorlar. Nergis hocamıza pilot takım uygulaması için, yani seçmelerden ya da A takım kadrosunda kullanamadığınız oyuncuları biz değerlendirelim tarzında. Bununla beraber takım sayısı gittikçe artıyor. Milli takımlara çok ciddi bir havuz sağladığımızı düşünüyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor tabii ki. O yüzden de üstümüzdeki sorumluluğun farkındayız. Çünkü iyi bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Biz de bunun bilinciyle daha çok çalışıyoruz, daha dikkatli davranıyoruz, daha seçici davranıyoruz. Ve bu ivmeyi daha da artırarak, kulübümüzü de aynı şekilde temsil ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocam, Esit Hoca'ya dönüyorum. Yardımcı antrenörümüz. Hocam şimdi şunu konuşmak istiyorum sizle. Biz birçok programda aslında Mutlu Hoca ile birlikte de konuştuk. Şimdi takımın yeni transferi olarak adlandırırsam ben sizi şöyle bakmanızı isteyeceğim. Geçen sezon işte 14 yaş grubu ile birlikteydiniz. U14 yaş grubunda çalışıyordunuz. Şimdi işler değişti kadın futbol. Ama mesela ben maçları anlattığımdan dolayı biliyorum. Kadın futbolunda aslında hiç de dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok başarılılar. Şöyle söyleyeyim. Ben buraya gelmeden önce de zaten sürekli Mutlu Hoca'nın takımını takipteydim. Sürekli izliyordum. Çok da beğeniyordum. Keyif alarak izliyordum. Bu organizasyonun içinde olmak gerçekten mutluluk verici. Yani gerçekten değişik bir heyecan. Öyle yani. Mutlusunuz yani. Peki tekrar. Bizde mutluluk daim olsun diyelim o zaman. Nergis Hoca, şimdi şunu sormak istiyorum size. Yeni planlarımız nedir kadın futboluyla alakalı idari tarafta? İdari tarafta bildiğiniz üzere zaten bu sene yeni bir yapılandırmaya gittik. Benimle birlikte, Esat Hoca'yla birlikte. Hep birlikte bir ekip olduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Onun dışında idari tarafta birçok planlarımız var. Gireceğim araya. Tam olarak neler yapacak bu ekip? Yani neler yapacaksınız? Tam olarak neler yapacağız? Bir kere Türkiye'de kadın futbolunun birazcık daha ivme kazanması için her türlü projeye destek vereceğiz ve kendimiz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onun dışında da olabildiğince kadın futbolunu yurt dışına da tanıtmak. Hani Türkiye'deki sosyal sorumluluk dışında yurt dışında da olabildiğince Türk kadın futbolunun tanınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocam peki bunlar yapılacak idari tarafta ama saha içinde bu sezonki hedeflerimiz bize neler getirecek? Nergis Hoca'nın da dediği gibi ben de üstüne ekleyerek devam edeyim. Öncelikle tabii sosyal sorumluluğumuz devam ediyor bizim. Biz ilk başlarken de bu böyleydi. Nereye gelirse takımın seviyesi bu devam edecek. İşte yine ivme kazandırmaya, bu işi en iyi şekilde layıkıyla yapmaya, kulübümüze layık olmaya devam edeceğiz. Ama tabii Beşiktaş'ın olduğu her branşta, her yerde, her yarışta olduğu gibi şampiyonluklar da beklenilen bir durum. Tabii ki bu sene de biz çok çalışıyoruz. Yine inşallah ligi ikinci ligi de şampiyon olarak bitirip önümüzdeki sezon birinci ligde artık biraz daha yurt dışı hayalleri kurmaya başlarız diye düşünüyoruz. Ama ilk hedefimiz tabii ki bu seneyi birinci olarak, şampiyon olarak tamamlamak her şeyden önce. Şampiyonluk size yakışıyor hocam. Ligin statüsü nasıl şekilleniyor? Kadın futbolu ikinci ligi sizden dinleyelim. Bununla ilgili toplantılara katıldık fakat statünün bu hafta açıklanmasını bekliyoruz. Ekim'in 3. haftası ya da son haftası da ligin başlayacağını düşünüyoruz. Ama şu anda netleşmiş bir durum yok. Bu hafta statü açıklanınca kesinleşecek. Taslak olarak deplasmanla gidecek olan bir lig olacak. Siz hocam neler söylersiniz? Bu konuyla ilgili biraz gecikti aslında. Ligler daha erken başlayacaktı ama maalesef ülkemizde yaşanan üzücü olayların da yansıması olarak bu bizi de biraz olumsuz etkiledi tabii. Ligleri de etkiledi. Çünkü bizim grubumuzda Doğu ve Güneydoğu takımlarının sayısı oldukça fazla ve biz oralara gitmek için can atıyorduk. Ama maalesef ülkemizi üzüntüye boğan bu olaylardan dolayı biraz
Ligin başlama tarihi ertelendi maalesef. Biz de sabırsızlıkla onu bekliyoruz. Bu hafta işte statü belli olacak. Fikstür de büyük ihtimalle belli olacak. Ondan sonra 3. haftası gibi de Ekim'in inşallah başlarız diye düşünüyoruz. Hayırlısı olsun. Şimdi biz buradaki sohbetimizin sonuna geliyoruz ama ben Esat Hoca'yla şimdi programın son tarafına geçeceğim. Esat Hocam, bu sezonla alakalı dileklerinizi alalım, düşüncelerinizi alalım, son sözlerinizi alalım. Biz bu sezona biraz erken başladık. Haziran ayında başladık. Düşük viteste başladık. İşte sezonun planlaması nasıl olacak daha açıklanmadığı için statüler. Yavaş yavaş tempomuzu arttırmaya başladık lige başlarken. Vitesi biraz daha yükselttik diyelim. Bu sezon yeni transferler katıldı aramıza. Onun dışında çalışmalarımız güzel gidiyor. Hedefimiz tabii ki de Beşiktaş'ın olduğu her yerde şampiyonluk. Onun dışında güzel bir sezon geçirip kupaya almak istiyoruz. Umarız. Çok teşekkür ederiz. Nergis Hocam, sizden de alalım. Bu sene sezona hocalarımın da dediği gibi biraz erken başladık. Düşük tempoyla başladılar ve şu anda ligi hazırlar aslında. Sadece biraz vitesi yükseltmeye başladılar. Kızlarımız hazır. Ekip olarak biz de ligi hazırız. Bu lig hedefimiz tabii ki ikinci liginde şampiyonu olarak birinci lige yükselmek. Hep birlikte şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk mesajları geldi iki taraftan da. Ben sizden şampiyonluk mesajını zaten az önce aldım. Tekrar seçmeleri hatırlatarak buradan veda edelim izleyenlerimize. Seçmeleri hatırlatalım. 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar günleri Bayrampaşa Terazilere sahasında yapılacak. Cumartesi günü 99, 2000, 2001'liler. Pazar günü de 2002, 2003, 2004'lüler olacak. 10'da başlayacağız. 12'ye kadar devam edecek seçmelerimiz. Onun dışında ben hocalarıma da sizin vasıtanıza hoş geldin demek istiyorum. Artık daha güçlüyüz şüphesiz hem saha dışında hem saha içinde. İnşallah bu sene de en iyi şekilde Beşiktaş'ı temsil edip güzel bir futbolla, güzel sonuçlar alarak sezonu mutlu olarak sizlerle birlikte tamamlamak istiyoruz. Hep birlikte biz de Beşiktaş Televizyonu'ndan gücünüze güç katmaya devam edeceğiz diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz görüşleriniz için, düşünceleriniz için. Evet, kadın futbol takımımızın detaylarını ekranlarınıza taşıdık. İnşallah şampiyonluk bu sezon kadın futbol takımımızın yine yanında olur.